Hazreti Peygamber'e demişler ki ve kâlel kâfirûne hâzâ sâhirun kezzâb. O Mekkeli kafirler, müşrikler peygamberimize bu büyücüdür, yalancıdır. Kezzap demişler peygamberimize. Kezzap demişler. Değil mi Halit hocam? Anlatırlar, derler ki bu Mekkeli müşrikler peygamberimize her şeyi söylediler ama bir yalancı diyemediler. Ah bunu söyleyen yalancı. Bunu söyleyen yalancı. Sana Saat suresinin 4. ayeti inmedi mi? Bir kere olsun okumaz mı adam bunu? Ve kâlel kâfirûne. Kafirler demişler ki hâzâ sâhirun kezzâbun. Bu büyücü ve her türlü yalanı her zaman konuşan adam. Hem de kezzâb, çok yalan konuşan, hem her türlü yalanı konuşan demektir. Devam ediyor bu 4. ayet. Saat suresi 5. Ece'alel âlihete ilâhen vâhidâ. İlahları tek ilaha mı indiriyor bu? Ne güzel ilahlar, pentagonu vardı. Tamam, en tepede Allah var ama aşağıda da başkaları var yani. Bu kadar ilahlarımız var. Kabe'nin içi dolu, 360 tane put. Yani bu olacak iş mi? İnneha, olacak iş mi'nin Arapçası. İnneha derle şeyin hocam. Ne acayip iş bu? Hiç iş mi bu? Vantalakal mele'u minhum. İşlerinden yönetici olanlar harekete geçiyorlar. Diyorlar ki, enim şu. Hadi yürüyün. Harekete geçin. Şimdi de var ya, bunlara karşı harekete geçin. Durmayın. Kime karşı? Allah ve Kur'an diyene karşı. Harekete geçin. Bu bir müşrik sözüdür. Enim şu. Harekete geçin. Bakın, bunlara yetki veren, bu itikatta olanları görevlere getiren, bunları öğretmen yapan vesaire vesaire vesaire. Bak dikkat edin. Ben sizi uyarıyorum. Allah için konuşuyorum. Mustafa İslamoğlu'nun bağlılarının mutlaka fişlemesini yapın. Takipçiliğini yapın. Çünkü burada itikat bozukluğu var. Bu çoluk çocuk bunlara teslim edilemez. Görevler bunlara teslim edilemez. Kim dinde reform çıkaran? Adam kader yok dediği açık. Öyle mi? Kim dinde reform çıkaran birini barındırırsa, iş vermek barındırmak değil mi? He? Ha işte ilerisine bak. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Allah'ın laneti, meleklerin laneti, bütün insü cinnin laneti onlar üzerine olsun. Amin. Biz amin demesek de zaten Resulullah demiş amini. Sen amin demesen ne olur? وَلَا اَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا Bakın, namaz kılıyorsunuz. Hanımlarınızı tesettüre bürüyorsunuz. Allah hayırlı mübarek yapsın. Ama ehli sünnet dışı itikada sahip olan veya bunları barındıranların Allah Teala yaptıkları farz amelleri de kabul etmeyecek, nafileleri de reddedecek diyor. 5 vakit kılıyorsun. Kabul değil. Kesin kabul değil. Bak garanti söylüyorum sana, kabul değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ahmed bin Hanbel, bütün hadis kaynaklarında var. Farzların kabul değil. Sen niçin yaşıyorsun Müslüman? Namaz kılıyorsun 5 vakit. Yazık değil mi sana? Niye ehli sünneti korumuyorsun? Ben itikat meselelerinde müsamaha yok. Amelde müsamaha var. Tedariki var, telafisi var, kazası var. Ahirette bile Mevla'nın rahmeti var, merhameti var. Enbiyanın, evliyanın şefaati var. Var, var, var. Cümleye bakın. Vasbiru ala alihetikum. Şimdi tanrılarınızı sahiplenin. İlahlarınıza sahip çıkın. Böyle geldiyse böyledir. Bunları savunun. Harekete geçin. Gelme, müşrik sözü bu. Vasbiru ala alihetikum. İlahlarınıza sabredin ne demek? Onları savunun demek. İnne hâzâ leşey'un yurâd. Şimdi sizden istenen bu. İlahlarını, kurulu sistemi savun. Bir cümle daha, 7. Ma semi'na bihâzâ fil milletil âhire. Ya bu adamın dediğini biz son dinde duymadık. Yakın zamanlarda duymadık. Bu ne diyor bu? İn hâzâ illâ ihtilâk. Bu ortalığı karıştırıyor. Tanıdık geliyor size bu cümleler. Kimin cümleleri bunlar? Müşriklerin cümleleri. Bir Müslümanın ağzına yakışır mı bunlar? Bir Müslüman bir müşrik söylemiyle bir Müslüman kardeşine karşı bir tavrın içine girer mi?
size Saat suresinin ilk 7 ayeti hiç inmedi mi? Bir kere olsun bu ayetleri okumaz mı insan? Okumaz. İşte sabır, savunmak demektir. Lokman suresi 17. ayette bir şey daha söyler. Ben bayılıyorum. Beni teselli eden ayet Lokman suresi 17. ayettir. Hazreti Lokman oğluna nasihatlerde bulunuyor. Bulunuyor. Sonunda diyor ona ki, ya bu neyye? İşte inna intekü miskale habbetin min hardelin sayıyor bir şeyler. Bir takım görevler. En sonunda diyor ki, ya bu neyye yavrucuğum? Ekimis salate. Namazı dosdoğru kıl. Ve emur bil ma'rufi. İyilikleri emret. Ve nehe anil münkeri. Kötülüklerden de insanları nehyet. Yasaklamaya çalış. Vasbir ala ma asabek. Sen şimdi bunu yapıyorsun ya. İyiliği emrediyor. Kötülükten nehyediyorsun ya. Başına sıkıntılar gelecektir. Sıkıntılara göğüs ger. İşte şimdi tam da yaşadığımız budur. Yani hakkı söylüyorsun. Kur'an'ı söylüyorsun. Hazreti Peygamber'in Kur'an ahlakını anlatıyorsun. İşte doğrusu budur. Bunun Kur'ancası şudur, peygambercesi budur, hakikat şudur. Eskiden beri filanca bir şey yanlış gelmişse eğer, eskiden gelen her şey elbet yanlış değildir. Hiç böyle bir şey söylenir mi? Ama yanlış olanlar varsa bunları ayıklamaya gayret edelim deyince dünyayı üzerinize yıkmaya çalışıyorlar. Hazreti Lokman başına sıkıntı gelebilir, sabret. İnne zâlike min azmil umur. İşte bu tutum var ya, İşin en çok azim gerektirenlerindendir. En ufak bir sıkıntı olunca pes etmeyin demeye getiriyor Hazreti Lokman.